Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla İstanbul Ofisi'nden selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Bugünkü konumuzda Karadağ olsun arkadaşlar. Çok önemli bilgilendirici bir video ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar Karadağ bir ayda şirket açarak oturum izni alıyoruz arkadaşlar. Doğru duydunuz. Bir ayda Karadağ'da şirket açarak oturum izni alıyoruz. Peki niçin Karadağ? Ve kimler için Karadağ avantaj sağlıyor onlardan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki Türkiye'den Schengen vizesi almak veya Schengen ülkelerine çalışma vizesi almak oldukça zor. Ve birçok vatandaşımız vize alamıyor. Maddi gücü olmasına rağmen vize alıp gidip oralara çalışıp veya ee, bir gelecek kuramıyor arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Karadağ peki ne gibi bir avantaj sağlıyor bize? Bir kere Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz. Biz de siz olarak Karadağ'a gidebiliyorsunuz. Biz size orada şirket açmanıza, biz size oradan oturum izni almanıza yardımcı oluyoruz. Peki diyeceksiniz ki şimdi Cesur Bey Karadağ Avrupa ülkesi ama Schengen bölgesi ülke değil. Peki bize ne gibi avantajlar sunacak? Oranın oturma izni alsak ne olacak ki? Schengen bölgesine geçiş yapamadıktan sonra. Yani Almanya, Hollanda, ya, Belçika'ya geçiş yapamadıktan sonra. Arkadaşlar Bulgaristan da Schengen ülkesi değildi. Romanya'da Schengen ülkesi değildi ama ne oldu? Aldılar. 31 Mart'tan sonra artık Schengen ülkesi. Bir vatandaşımızın el, eğer elinde ister Bulgaristan ister Romanya e, bir vizası varsa, ulusal vizası varsa veya turistik vizası o dönemde varsa problemsiz olarak Almanya'ya geçiş yapabilecekler. Karadağ'da bu şekilde olacak arkadaşlar. Karadağ'da 2024 yılının sonunda Yüksek ihtimalle, büyük olasılıkla zaten Schengen ülkesi olacaktır arkadaşlar. Karadağ'ın 700 bin nüfusu var ama yıllık turistik e, ziyaret sayı arkadaşlar 7 milyondur. Neredeyse 100 katıdır arkadaşlar. Yani Karadağ aslında Schengen'e yılın sonunda tekrar ediyorum alınması büyük bir ihtimaldir. Diyeceksiniz ki şimdi bunu diyecek arkadaşlarımız da olacak. Ya Cesur Bey peki Schengen almasalar ne olacak? Aldık oradan oturma izni ama Schengen'e yılın sonu girmedi. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Yine de değerli vatandaşlarımız Türkiye'den vize almanızla Karadağ'da vize almanız arasında dünya kadar fark olacak arkadaşlar. Yani Türkiye'den vize almanız daha zor. Karadağ'dan siz yine ister turistik ister çalışma vize alıp Schengen bölgesi ülkelerine geçiş yapabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Yıl sonuna kadar beklemek istemiyorsanız oturum izni aldıktan sonra siz yine oradan müracaat edip ister turistik ister çalışma vizesiyle yine Schengen bölgesi ülkelere geçebiliyorsunuz. Burada ne var arkadaşlar? İleriye dönük yatırım yapmak isteyen değerli vatandaşlarımız var. Yani nasıl yatırım? İşte İrel'de ben bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra, altı ay sonra örnek veriyorum. Schengen ülkesi e, ülkelerinden birisine Almanya, Hollanda'ya gidip yaşamayı, orada hayatımı e, sürdürmeyi, çalışmayı düşünüyorum. İrel'e dönük evet arkadaşlar yapılması gereken en güzel şeydir. E, adımdır daha doğrusu. Gidip Karadağ'dan oturma izni alıyorsunuz. Biz bu konuda tekrar ediyorum size yardımcı oluyoruz. Schengen ülkesi olduktan sonra da ki yılın sonu tekrar tekrar söylüyorum girmesi yüksek bir olasılıktır arkadaşlar. Ne olacak? Siz problemsiz olarak gidip ister Almanya'da, ister Hollanda'da, ister Belçika'da belli şartları yerine getirdikten sonra zaten çalışabiliyorsunuz. Gitmenizde, gelmenizde hiçbir problem yok. Yaşaya da biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için Karada bulunmaz bir fırsattır arkadaşlar. Bakın Bulgaristan'da da daha önce biz bizim ofisimize gelen arkadaşlara söyledik. Romanya'ya söyledik. Bunlar birer bir fırsattır. Ne oldu? Artık da artık duyuyoruz ki artık vizaları bile zorlaştırıyorlar. Çünkü Schengen şartlarına uygun şekilde davranmaları gerekiyor. Hala Karadağ'da bir fırsatımız varken özellikle tekrar tekrar söylüyorum. Vizalamayan vatandaşlarımız kaçak yollardan gidiyorsunuz ya. İşte ben bunu 2020 geçen videomda da söyledim. 2023 yılının resmi istatistik rakamı diyor ki 52 bin iltica başvurusundan sadece 2 bin kişi kabul edilmiş. Neredeyse yüzde bir. Onun için dünyanın parasını harcayıp da kaçak gitmenize gerek yok. Orada yasallaşmadıktan sonra bir garantiniz olmadıktan sonra dünyanın parasını oraya harcayıp gitmenize emin olun gerek yok. Ama siz buraya gidip buradan bir oturum izni alırsanız yine yasal gitme fırsatı elde edeceksiniz arkadaşlar. Hem vize şartı yok. Vizesiz olarak gidip gelebiliyorsunuz. E, vizesiz olarak gidiyorsunuz ve biz de size oturma izni oradan alıyoruz. Sadece 2 gün, iki gün Karadağ'da bulunmanız bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Toplamda da bir ay sürüyor işlemler. Bir ay içinde de elinizde bir oturum kartı olacak. Daha sonra isterseniz aileniz de bundan aile birleşiminden yararlanabiliyor. Onlar da problemsiz sizin üzerinizden oturma izni alabiliyorlar. Ve yıl sonunda Schengen'e girdiği zaman artık İstediğiniz gibi gidip gelebiliyorsunuz veya dediğim gibi aceleniz var. Hiç Şengen'e girmesini beklemiyorsunuz. Yine oradan gidip ister turistik ister çalışma vizesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık Karadağ işlemlerini de yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Karadağ'la ilgili bir video daha paylaşacağım. Bu videoyu daha detaylı paylaşacağım ve Karadağ'dan paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoyu izlemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların hepsi bakın birer fırsattır arkadaşlar. Birer fırsattır bunların hepsi. Hem maliyeti düşüktür bu işlemlerin arkadaşlar. Hem birer fırsattır. İrelisi için hem vize almamızı kolaylaştıracak arkadaşlar. Hem İrel'de Schengen bölgesine girdiği zaman problemsiz gidip gelebileceğiz. Hem 5 yıl elimizde oturma izni tutarsak süresiz oturma izni alabiliyoruz. Hem 5 yıl elimizde bu oturma izni tutarsak Karadağ vatandaşı olabiliyoruz. Karadağ vatandaşı da zaten problemsiz olarak arkadaşlar Schengen ülkesi haklarından yararlanıyor. Karadağ oturma izni, süresiz oturma izni şu an bile problemsiz olarak Schengen ülkelerine giriş çıkış yapabiliyor. Yine Schengen ülkesi vatandaşlarının şartlarından yararlanabiliyor. Yani avantajları aslında saymakla bitmiyor. Eğer iş yapacaksanız gidip iş de yapabiliyorsunuz. Turizm alanında her alanda iş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ister lokanta kurun, ister otel açın, ister gayrimenkul üzerinden biz bütün bu konularda size zaten yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi, bizleri izlemeyi lütfen unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.